küçücük aslancıklarmış. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim canımsın dermiş. Çocuk o mu Gülderen Hanım? Evet. Eminsiniz değil mi? Kesinlikle Sami Bey. Ömer, gel oğlum. Yakında seni buradan kurtaracağım. Alacağım seni buradan. Hiç merak etme, tamam mı? Olur. Kalsın, gittiğin yerde oynarsın. Bir yere gitmiyorum ki ben. Gidiyorsun işte, o adam seni gelip bulacak. Gülderen teyzen telefonda konuşurken buldu. Çıkmış meydane. İkisi de biri birinden merdane. Alta düştüm diye üzülme. Üste çıktım diye övülme. Gel buraya, gel gel gel. Gel sana yanısı çekeyim şöyle. Dur çekme. Baba bir elini oynasana. Tamam, önce şunu bir yere koyayım. Ondan sonra sıra sana da gelir. Tamam tamam. Baba hadi benimle de oyna ya. Aslanım benim be. Pehlivan be, pehlivan. Oğlum yoruldum. Senden de sonra oynarız, tamam mı? Şu doğum günü çocuğunun hediyelerine bir bakalım ha. Gel, aslanım benim ya. Aslanım benim be. Sen babanın sırtını yere getireceksin değil mi? Yemek lazım sana. Ay, yoruldum. Emin misin? Eminim Naciye Hanım. Buldun ha Sami Bey. Aradın aradın vazgeçmedin, buldun. Ne dedi? Seni yakında buradan alacağım oğlum dedi. O çocuk buraya bu haneye gelmeyecek. Oğullarımın, Halil İbrahim'in, Vedat'ın mirasından pay alamayacak. Anladın mı beni? Anladım. Hiçbir zaman ne şimdi ne gelecekte. Böyle bir ihtimal bile olmayacak. Anladın mı, anlamadın mı? Halledebilir misin, halledemez misin? Onu söyle. Ben böyle bir günaha giremem Naciye Hanım. Ama... Ama ne? Yapabilecek biri var galiba.
İyi ki doğdun Halil. Nice senelere. İyi ki doğdun Halil İbrahim. Mutlu senelere. İyi ki doğdun Halil'ciğim. İyi ki doğdun Halil. Doğum günü kutlasan abi. İyi ki doğdun Halil. Aslanım benim. Yiğidim. Veliahtım. İyi ki doğdun oğlum. Koçum benim. İstediğim hediyeyi aldın mı bana? Aldın mı acaba ben oğlumun hediyesini annesi? Bilmem, odasına bir baksın. Bak hadi bakalım, odana bak. Hadi. Efendim çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet, pastayı alsınlar kızlar. Evet, pastayı alın. Aslan babam benim be! Abi ben de oynayayım mı? Olmaz. Ben bunu istiyorum ama. Olmaz. Ama bu olur. Bundan iki tane var. İstemiyorum onu. Ben bunu istiyorum. Olmaz dedim ya Vedat. Vermeyeceğim. İnat etme. Korkacakmışım. İyi o zaman. Hadi sana iyi geceler. Sana da. Halil, Halil. 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 Thank you.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة آمين sakladım da. En iyi arkadaşım o benim. En iyi arkadaşım benim. Beni unutma olur mu? Unutma. Söz mü? Söz. Ya sen beni unutursan? Unutmam. Unutmuş gibi yapabilirim. Kızlar hep böyle yapar. Öyle yapsam da sen inanma. Yaptığını biliyorum Naciye. Neye niyet ettiğini. Ya sen bizi burada biraz bekler misin? Konuşmamız lazım Naciye. Korkmadın.
İkimiz de cehennemde yanacağız Naciye, sen de ben de. Ben bir kadının vebalini taşıyacağım omuzlarında, sen de masum bir çocuğun. Dahası oğlumun, Halil İbrahim'in vebali de bizim boynumuzda Naciye. İşte bu yüzden bu çocuk, bu Ali, bu evde benim çocuğummuş gibi, benim kanımdan, benim canımdan bir çocukmuş gibi bu evde büyüyecek. Anladın mı Naciye? Bu bedel böyle ödenecek Naciye, anlıyor musun? Bu bedel böyle ödenecek. Senin adın Ali. Ömer'i unut. Bundan kimseye de söz etme. Hı? Beni de baban bil. Baban, tamam mı? İşte bak, aklının erdiği her yere yaz. Neyim var, neyim yoksa senin. Oğlum. Ne haber Ali? İyi, sen? İyi ya, ne olsun? Koşturmaca. Ya bu Irak'taki baraj şantiyesine sen gidiyormuşsun. Öyle. Babam, Sam Bey rica etti. Lan ben çok istiyordum gideyim diye de göndermediler beni. Niyeyse. Dağın başında kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde bir ay kalmaya ben de meraklı değilim Vedat. Sami Bey... Sami Bey, babamız... Senin gitmeni uygun gördü. Niye? Çünkü seviyor seni adam, güveniyor sana. Benim beceremeyeceğimi biliyor. Öyle düşünüyor ya da. Vardır bir bildiği elbet. Ali, yetim Ali, çilekeş Ali, garip Ali. Sen sanıyorsun ya bu ailedensin. Bu ailenin bir evladısın. Benim olan ne varsa senin sanıyorsun ya. Böyle bir şey yok. Senin olan hiçbir şey yok. Senin olduğunu sandığın ne varsa hepsi benim. Anladın? Bak. İstediğim hiçbir şey yok benim. Ne paranız? Ne mülkünüz, ne soyadınız. Benim istediğim tek şey ne biliyor musun? Beni seven, bana inanan insanları mahcup etmemek. Anlamadığım bu Vedat. Birilerinin seni sevmesi, sana güvenmesi için. Senin de birilerini sevmen lazım. Senin de birilerine güvenmen lazım. Abini öldürüp... El alemle iddialaşıp, kumar oynayarak kazanılan bir şey değil sevgi.
İn şimdi arabadan. Olur. Görüşürüz. Canım kardeşim. Begüm. Geliyorum. Konuşmamız lazım. Ama bana demiştin ki... Biliyorum bir tanem. Ama sadece bir ay. Bir ay sonra döneceğim. Sami Bey'i yüzüstü bırakamam Begüm. Ya bu baraj inşaatı çok önemli. Bir ay sonra dönünce konuşacağım zaten Sami Bey'le. Sonra... Sonra zaten istemeye geleceğiz seni. Tanıyınca sen de seversin Sami Bey'i. Tez canlıdır, acelecidir. Göz açıp kapayıncaya kadar evlenmiş olacağız. Kendi yuvamız olacak, kendi evimiz. Bir ay. Bir ay. Ben de gelsem seninle. Begüm, dağın başında şantiye. Telefon bile çekmiyor. Ama şehre iner inmez arayacağım seni. Bak kendine dikkat et orada, olur mu? Eğer senin saçının bir teline zarar gelirse ben yaşayamam. Otursana. Hastanede dedim, kaza geçirdi dedin, hayat tehlikede dedin, ne oldu? Hastanede falan değil ya, kaza da geçirmedi. Ali gayet iyi ama evet, hayatı tehlikede. Hadi gel otur, sakin sakin konuşalım. Anlamıyorum gerçekten, ne oldu söyler misin? İçinde sakladığım kimsenin öyle çok bilmediği bir şey anlatmak istiyorum. Belki Ali anlatmıştır, bilmiyorum ama... Çocukluğumdan kalma bir acı. Çok küçüktüm ben. Abimin doğum günü vardı. Görmen lazım böyle balonlar, hediyeler falan. Çocuğum ya. Babamın bir silahı vardı oğlum. Çekmecede. Onu aldım. Abimi vurdum. Öz abim. Ali benim kardeşim bile değil. Biliyor musun? Dağ başında bir şantiyede. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Her milletten insan. Hırlısı, hırsızı, katili. Diyorsun, anlamıyorum ben gerçekten. Yaparım biliyor musun? Gözümü bile kırpmam. Bir gün Ali yaşasın ister misin? Hayatına devam etsin. Tabii ki de isterim. O zaman beni seveceksin. Bana aşık olacaksın. Benim karım olacaksın. Bir Seyhanlı olacaksın. Hastasın sen. Peki. Bu söylediklerimin hepsi teker teker gerçekleşecek. Ve ben de sana bunu ispat edeceğim. Geliyorlar. Geliyorlar.
sensiz saadet. Göreceksin bak Sami Bey. Vedat bu evlilikle derlenecek, toplanacak. Sen bile tanıyamaz olacaksın oğlunu. İnşallah Naci, inşallah. Alnımın yazısıydı. Ne yapsam silemem ki. Nereye güzel karıcığım ya, daha dansımız bitmedi. Begü, biraz üzülmüyorsun. Yani insanlar sanacaklar ki zorla eğlendiriliyorsun. İnşallah kaçırmam. Vedat Bey ağzımıza yeminle gebertir. Zaten ne derdi var Ali Bey'le anlamadım ki. Düşman gibi ne yapsa peşine takıyor bizi. Gel dese. Abla. Ali abiden haber var mı? Yok Gönül. Vedat aramış ama gelemem demiş. Çokmuş işleri. Belki sürpriz yapar demişsin ama. Güldüremedik şu kızın yüzünü. Gelini diyorsun değil mi? İnsan düğününde de surat etmez ki Fazile. Derdi nedir bir türlü anlayamadım. Vedat abi ne kadar yakışıklı değil mi? Çok güzel bir çift oldular. Ne var Nuriye? Abi, vallahi ben de anlamadım. Dediğim gibi peşindeydik. Her adamın iyisi yok. Bir anda karar vermiş, binmiş uçağa. Haber alır almaz fırladık havalandı yani. Ama yok ortada. Çıkıp gitti belki de. Nuri, bulacaksın oğlum. Nereye gittiyse bulacaksın. Orada mı yakalarsın, başka bir yerde mi yakalarsın? Beni ilgilendirmiyor, tamam mı? Abi, abi geldi. Çıktı abi, geliyor. İyi, bana geldi deyip durma. Git ne yaparsan yap, engelle buraya gelmesin, anladın mı? Ali buraya gelmeyecek. Hadi. Çocukları ara, aklın orada tedbir alsınlar. Merhaba, ben Begüm. Şu an telefona bakamıyorum. Mesajınız varsa bırakın, ben size en kısa zamanda arayacağım. Ali Bey, hoş geldiniz. Nuri, ne işiniz var burada? Şantiyeden aradılar, haber verdiler. Biz de almaya geldik. Peki, yani iyi de oldu aslında. Çantanızı alayım. Nereden çıktı şimdi bu düğün? Vedat'la. Hiç aklım almıyor. Ali ile evlenecek derken. Ne oldu Sami Bey? Ali de olmalıydı bu düğünde Naciye Hanım. Haber vermiş işte Vedat. İşleri bırakıp gelmek istememiş. Zorla mı getirtseydi düğünü? Bekleyecektik Naciye. Şantiyede işler 2-3 aya kalmaz biter. Ali'nin burada olması gerekirdi. Onu bekleyecektik. Dönmesini bekleyecektik. Yanlış yaptık. Allah Allah. Ya sanki. Kardeş onlar. Naciye Hanım kardeş. Ne kardeşi Sami Bey ya? Öyle bir şey söylüyorsun ki. Yetim bir çocuğu, öz oğlunu bir tutuyorsun. Yeter ama kızım. Seyhanlılara gelin oluyorsun. Ya gülsün şu yüzün biraz ha. Anne mutluluktan ağlıyor ya. Hani demişler ya. Gelin hem ağlarım hem giderimler diye. Takma sen. Ben.
çağırıyor. Git. Git o. Buyur baba. Oğlum sen ne işler çeviriyorsun? Hı? Bu adamlar kim? Bir şey oldu yok. Oğlum sana bir soru sordum, bana doğru dürüst cevap ver. Ne oluyor? Ali gelmiş. Havalimanından alacaklar onu. Bu düğünde görmek istemiyorum onu. Sen karışma tamam? Olan oldu zaten. Ne demek karışma lan? Karanlık adamlar gibi itlerini gönderip havaalanından aldırıyorsun çocuğu. Hı? Bana bak, bu olanların Begüm'le ilgisi yok değil mi? Var. Sen bu ikisinin arasına girmedin değil mi? Begüm'le zorla evlenmiyorsun değil mi? Evet. Zorla evleniyorum. Ben de sevdim Begüm'ü. Ben de istedim. Ali'ye mi bırakacaktın baba ha? Bebeğim bir esasın sen. Sen benim oğlum olamazsın. Sami Bey. Baba, ben tam da senin oğlunum biliyor musun? Biz birbirimize çok benziyoruz. Hatta aynıyız diyebilirim. Hani böyle ikiz gibi. Baba bak, nikah kıyıldı. Düğün de birazdan bitecek. Begüm artık benim helalim. Bu işe karışmanı istemiyorum. Ha karışırsan da sen zararlı çıkarsın, haberin olsun tamam? Ne demek ben zararlı çıkarım lan? Beni tehdit mi ediyorsun? Seni tehdit etmiyorum. Benim ne haddime? Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ne haddime seni tehdit etmek? Öyle bir şey yok. Önlem alıyorum diyelim baba. Evet, bu daha güzel. Ne sen üzül ne ben üzüleyim ha? Baba, bütün günahlarını tek tek biliyorum. Hepsini tek tek ortaya dökerim. Canımın içi. Ailenin senin ne olduğunu, annesinin senin yüzünden öldüğünü biliyorum baba ben. Ali bunları duysun ister misin ha? Anasına tecavüz ettiğini, kadıncağızın Ali'yi doğurduktan sonra canına kıydığını. O çok sevdiğin oğlum bunları öğrensin ister misin? Ya gazeteler yazsa? Gazetelerde düşünsene. Sami Seyhan'ın büyük rezilliği. İstanbul, Adana duyacak bunu. Tebrikler Sami. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Darı sizin çocuklarınıza. Çok sağ ol. Bu insanları çok seviyorum baba ben. Bunları insanlar duysun ister misin? Tabii ki de istemezsin. Canım babam benim. O yüzden eğlenmene bak. Benim bu hayatta kaybedecek hiçbir şeyim yok Sami Bey. Ah. Bu telefonu etmenin dışında. Affedersin. Alo. Ne yaptınız Nuri? Yolda mısınız? Tamam. Hı hı. Ararım, ararım. Ne oldu Nuri? Bir sorun mu var? Yok bir şey Ali Bey. Arayan kimdi? Hiç, bir ahbap. Niye bu yoldan gidiyoruz? Evin yolu değil ki burası. Diğer yolu kapattılar Ali Bey. Bu yolu kullanıyoruz artık. Durdur arabayı Nuri. Durdur dedim Nuri. Niye Ali Bey? Ali Bey! Ali Bey! Çek arabayı sağa. Çek dedim sana. Ali Bey. Ne iş karıştırıyorsunuz ha? Nereye götürüyordunuz beni? Konuş Nuri, beni daha fazla sinirlendirme.
şey abi. Düğün var. Vedat Bey evleniyor. Ne düğünü ya? Kiminle evleniyor? Kiminle? Baby's feeling sad. Today's been the worst day that she's ever had. Standing room only. Peki. Kızım. Ne olur anlat. Söyle bana neler oluyor. Onu çok sevdim teyze. Ben iyi çok sevdim. Kendimden bile çok sevdim. Ali yaşasın ister misin? Hayatına devam etsin. Tabii ki de isterim. O zaman beni seveceksin. Benim karım olacaksın. Bir Seyhanlı olacaksın. Nasılmış bakalım benim güzel karım, ha? Ne oluyor Sami Bey? Sami yok, Bey? Yok bir şey Naciye, yok önemli bir şey yok. Geberteceğim seni. Geberteceğim Vedat! Lan bu adam beni arıyor. Neredesiniz siz? Lan ne demek arabayı alıp gitti? Gel biraz dışarı çıkalım. İyi gelir sana. Nereye? Bir yere gittiğimiz yok. Biraz hava alalım dedik. Hava mava almayın. Yürü. Ay ne oluyor Vedat ya? Bir şey olduğu yok abla. Söyleyin millet dağılsın. Düğün bitti tamam? Nereye Vedat'cığım daha pastanız kesilmedi. Anne düğün bitti. Hadi. Başayız Begüm Hanım. Yapma lütfen ne olmuş Vedat ben. İstersen yaptım lütfen daha fazla bir şey isteme benden. Ali'den vazgeçtim. Onun adını anma bir daha. Artık o yok tamam mı? Sadece ikimiz varız sen ve ben. Bunu kafana sok. Anladın? Şimdi. Soyun. Lütfen. Bitiyor düğün. Geline damat çıkmışlar balayı suitine. Tamam, ben bir etrafım. Yaklaşma. Yaklaşma, yemin ederim öldürürüm kendimi.
Gerçekten mi? Cidden. Yapar mısın bunu? Yap. Öldür kendini. Sen kendini öldürünce ben Ali'yi yaşatacağım mı sanıyorsun? Ha? Böyle bir şey yok. Yıllar önce ne yaptığımı çok iyi biliyorsun. Şimdi Ali'yi acıcağımı mı sanıyorsun? Ha? Begüm. Unutacaksın onu. Tamam. Unutacaksın onu. Begüm! Ali! Neden? Neden yaptın bana bunu? Ali. Seni o zorladı değil mi? Şerefsizsin lan sen Vedat! Sakin. Kimse kimsenin aklını çelmedi. O beni seçti Ali. Söyle ona Begüm. Konuş! Affet beni Ali. Begüm. Yalan söylüyorsun. Hayır. Gerçek bu. Ben hep Vedat'ı istedim. Bu yüzden hep senin yanındaydım. Vedat beni görsün diye işte anlasana. Ne olur gider misin şimdi? Rahat bırak bizi lütfen. Duydun işte lan. Şerefsiz. Şimdi çık odadan. Ali. Begüm benimle geliyorsun. Begüm. Begüm. Yalvarırım yalan olduğunu söyle. Götür lan şunu. Götür. Begüm. Götür. Söz veriyorum. Yalvarırım ona bir şey yapma ne olursa. Ne olur ben sana verdim söz tuttum. Lütfen ona bir şey yapma bırak gitsin ne olur. Gidecek. Gidecek sana söz veriyorum. Hayatımızdan temelli çıkıp gidecek. Sen de onu unutacaksın tamam mı? Begüm. Şimdi soyun. Lütfen. Siz de çok vicdansızsınız yalnız ha. Bu soğukta adam mı dövülürmüş ya? Ali! Ben kazandım Ali. Ben sana söylemiştim. Ben her şeye sahip olurum diye. Senin olduğunu zannettiğin her şey benim diye. Öyle benim soframa oturup... benim soluduğum havayı soluyup... kendini Seyhanlı mı zannediyorsun lan sen ha? Ya Seyhanlı olmak öyle kolay bir şey değil. Bak sana bir hikaye anlatacağım. Ben de yeni öğrendim bu hikayeyi. Şimdi bir kadın
Bak biliyorsan anlatmayayım. Cevap vermediğine göre bilmiyor. Şimdi bir kadın, bir de adam varmış. Adam kadına tecavüz etmiş. Şerefsiz, terbiyesiz. Ondan sonra kadını bir günahmış gibi arkasında bırakmış, gitmiş gitmiş. E kadıncağız ne yapsın? Hamile kalmış. Gel zaman git zaman bir çocuk doğurmuş. Çocuğa baktıkça kendi günahını hatırlıyormuş kadın. Dayanamamış, canına kıymış. Asmış kendini kadın. O çocuk kim biliyor musun Ali? O çocuk sensin sen. Sen Sami Seyhanlı'nın... Ya... Seni acıdığı için evine aldı. Annenin kanına giren adamın ekmeğini yedin lan yıllarca sen. Neyse, fazla konuşmaya gerek yok herhalde. Şunu atın aşağıya. Güzeli karım uyanmış. Yine mi oyundaydın? Begüm Allah'ını seversen başlama yine, başım çok ağrıyor zaten bak. Ne olacak böyle Vedat? Kaç gecedir üst üste oyun oynuyorsun. Ama uzatıyorsun işte. Uzatma, boş ver. Ben şimdi duş alayım. Sonra çıkarız, tamam mı? Biraz da uzanayım. Olmaz. Amcanlar geliyor Adana'dan. Kahvaltıya kalırız herhalde. Yok, kahvaltıyı otelde yaparız biz. Ben Mevlüt Gülnur'u evde kalmayı sevmiyorum işte, biliyorsun. Daralıyorum. Bu acıya nasıl dayandık? Nasıl ayakta kaldık Naciye? Allah dağına göre kar verirmiş Sami Bey. Kaderde evlat acısı çekmek varmış. Kader mi? Çok şükür yine de. Diğer çocuklarımız yanımızda. Rabbim bir daha evlat acısı göstermesin bize Sami. Olmaz o tencere Sevgi. Aşağıdaki mutfakta daha büyüğü var. Onu çıkartalım kızım. Ya, doğru söylüyorsun abla ya. Biz de daha büyük tencerede pişiriyorduk değil mi? Ama gitti kafa işte. Ya, çok kalabalık olur. Rahmet Mevlid'i. Bir şey çıkmaz dedik ama bir avuç çerçöp çıktı pirincin içinden. Sami Bey ile Naciye Hanım daha günü armadan çıkıp gittiler evden. Her gün gitsen ne çare? Toprağına kapanıp uyusan ne çare? Giden geri geliyor mu?
Ah ne iyi evlattı bir bilsem. Koca koca seneler geçip gidiyordu. Benim yüreğimin acısı hiç geçmiyor. Kendi acıyan nasıl dayanıyor şaşıyorum ben. Ya. Bu acı da başka bir acı anacığım ya. Evladının biri tutuyor, tetiği çekiyor. Öbürü can veriyor. Of Sıdık abla ya, sen de anlatmıyorsun. Neymiş, doğum günü müymüş o gün çocuğu? Neymiş, Vedat niye derlenmiş de çekmiş vurmuş onu? Ah Sevgi, zaten daralıyor aklıma geldikçe. Ya neyini anlatayım ki? Çocuktan sual olunur mu? El kadar sabiydi Vedat, oldu işte bir kaza. Günaydın. Günaydın Begüm Hanım. Siz hemen çıkacak mısınız Begüm kızım? Evet, çıkacağım bir saate kadar, bir kahve içeyim de. Ay dur, ben yapayım sana kahve Begüm Hanım. Ya sen bak işine, ben hallederim. Nazan kızımız neredeler? Kalkmadılar mı daha? Oho, çoktan çıkıp gitti evden. Erkenden kuaföre gitti. Kuaföre mi gitti? Hayatım, daha geçen hafta boyadık saçlarını. Hem şimdi bu rengi kapatmak için bir sürü kimyasal yiyecek bu saç. Vallahi şimdiden söyleyeyim Nazancığım. Ya yap bir şeyler işte Yücel. Babam da geliyormuş. Bak bu saçla nasıl çıkayım adamın karşısına? Vallahi beni kolumdan tuttuğu gibi Adana'ya geri götürür. Peki. Yazık olacak vallahi. Ne kadar da yakışmıştı değil mi? Neyse ne yapalım? Babamlar gidene kadar kezban kezban dolaşacağız. Hadi baban Adana'da. Ayda yılda bir geliyor. Peki sen amcanı nasıl idare ediyorsun? Onda ne var canım? Sabahtan akşama işte. Amcamı doğru düzgün gördün mü var? Peki o zaman başlayalım. Kızlar, Nazan Hanım'a yardımcı olur musunuz? Gecikmese şu araba bari. İçeriden çıkmasa mıydık acaba? Gelir şimdi, gelir. Ay Nazan'da bir özledim ki. Vallahi burnumda tutuyor kızım. Sanki mecburi ayrılık. Bu kızı buraya niye gönderdin hala anlamış değilim. Neymiş hanımefendi bunalıyormuş. Yok Adana'nın havası iyi gelmiyormuş. Bir oldu hala dönemedi memleketine. Bak şimdiden söylüyorum sana. Bu sefer onu da alıp öyle döneceğiz. Nazan'ı zorla Adana'ya götüreceksin de ne olacak? Hamza Bey bak inat etme. Belki iyi bir kısmeti çıkar. Evlenir, yuvasını kurar ha? Herhalde bu araba. Evet, bizimkilerin arabası. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kahvaltı hazır değil mi daha Sevgi? Hazırladık, hazırladık. Bir dakikaya kurarız. Fazilet Hanım'ı bekleriz diye düşündüydüm de ben. Tamam işte. Onlar gelince her şey hazır olsun. Diğer hazırlıkları ne yaptınız? Başladık bir Sıdık ablayla. Evelallah bitirir zamanında, merak etmeyin siz. Nazan uyandı mı? Oho, çoktan uyandı da çıkıp gitti evden. Nereye gitti? Kuaföre gitti. Saçını boyatacakmış. Aa, daha yeni boyatmamış mıydı saçını? Allah Allah. Hayır, annesi babası gelecek. O ortalarda. Zemeha kızım, hadi bir ara şunu. Ha? Hadi kızım. Başlıyoruz ha. Ben uçağın kapısına gelirler diye bekliyordum. Ali Bey. Arkadaşımın bir göz atmasında sakınca yok herhalde. Buyurun. Hayrola Ali Bey? Batum küçük mü gelmeye başladı? Alıştık oraya. Bir memleketi ziyaret etmek istedik. 10 sene önce çıkıp gitmişsiniz. Bir daha da geri gelmemişsiniz. Kolay kolay geri dönmem.
Ama ticaret işte, ne yapacaksın? Bir otel almışsınız. Hı hı. Küçük bir otel. Yavaş yavaş İstanbul piyasasına girmek niyetindesiniz yani. Yatırım sadece. Bildiğiniz gibi bizim işlerimiz için İstanbul Türkiye pek uygun bir yer değil. İşlerinizi çok iyi biliyoruz Ali Bey. Batum'daki kasinonuzu, otelinizi, kimlerle ortaklık ettiğinizi, yaptığınız işleri. Hem bir hoş geldin diyelim dedik, hem de hatırlatmak istedik. E malum, 10 senedir ülkede yoksunuz. Kumar... Türkiye'de yasal değil, değil mi? O yüzden şu küçük oteliniz iyi bir yatırım olmayabilir. Bakacağız. Başka sorununuz var mı? O zaman biz müsaadenizi isteyelim. Buyurun. Belki bir gün Batum'da ziyaret ederiz sizi. Aynı masaya oturur, bir iki el atarız. 3-5 bir şey kazanırız belki. Tavsiye etmem. Masaya oturduğun an kaybettin demektir. Ferhat. Edep plasmanda sayılırız artık. Kaç senedir İstanbul'a gelmedik. Tedbirli olmak gerek. Ha? Abim yok mu? Fabrikada işleri varmış. Hoş, öyle olmasa da biliyorsun. Mevlid günü abini kimse tutamaz bu evde. Hoş geldin. Aa, gitmiş İstanbullu Nazan. Gelmiş Adanalı Nazan. Ay zevzek zevzek konuşma Sevgi. Nerede annemler? İçerideler. Anneciğim, babacığım. Hoş yavrum, kızım, canım. Hoş bulduk canım benim. Babacığım, hoş geldin. Hoş bulduk yavrum. Nereden geliyorsun böyle? Yasin kitabı almaya gitmiştim. Aferin kızıma. Yengeciğim, dönüşte de kuaföre uğradım çabucak. Vedat yok mu? Onlar tatile gideceklerdi galiba. Ne tatili Nazan? Bir yardım gecesine mi ne katılacaklarmış? Bahane işte. Vedat abinin mevlidinde duramaz evde. Hoş geldin yenge. Hoş bulduk canım benim. Amcacığım. Hoş bulduk yavrum. Amca hoş geldiniz. Hoş bulduk Vedat. Yenge hoş geldin. Hoş bulduk Vedat. Begüm ne kadar güzel olmuş ceketin. Kırmızı sana yakışıyor. Sağ ol Nazancığım. Begüm. Yüzde gözde kan gelmiş ayol. Sen kilo mu aldın ne? Yoksa bebek mi geliyor ha? Fazilet. Ne oldu şimdi? Yani yanlış bir şey mi söyledim ben? Yanlış bir şey değil. Anne, lütfen. 10 yıl olmuş. Ay. Desene sizin bebeğiniz olmayacak. Ah be, Allah vermeyince. Yenge lütfen. Hiç sırası değil. Sevgi, bizim eşyaları arabaya götürsün çocuklar. Geciktik zaten. Hadi bir gün gidelim biz. Anne. Güle güle oğlum. Bana müsaade. Ben de şirketi abimin yanına geçeyim. Akşam görüşürüz nasıl olsa. Müsaade senin Hamza. Güle güle Hamza Bey. Gönüllü göremedim. Mert o. Gönül bir otel işi aldı yenge. Onunla uğraşıyor. Teslim tarihi yaklaşmış. Çok yoğun bu aralar. Hadi kahvaltı hazır. Biz kahvaltıya geçelim. Ay,
koltukları ikili olacak şekilde kenarlara yerleştirelim. Aralarını çok açmayalım. Biraz daha açılı koyalım diğer koltuğu. Sehpa ortada olacak. Hayır, birbirlerine yanaştıracağız. Biraz daha yaklaştıralım. Tamam, böyle güzel, böyle kalsın. Lobideki diğer koltukları da böyle düzenlersiniz. Peki. Arkadaşlar, nedir onlar? Getirin bir bakayım. Büyük salonun avizeleri. Yok, bunlar değil, yanlış getirmişsiniz. İyi de bize bunları teslim ettiler. Bu ne ya? Meltem. Buyurun Gönül Hanım. Size aydınlatma elemanlarında hiçbir şekilde pirinç kullanılmayacak demedim mi? Evet, Ali Bey böyle istemiş. Yok artık. Otelin tarzıyla bunun ne alakası var? Hayret bir şey ya. Kaldırın arkadaşlar bunları, götürün hadi. Ama Gönül Hanım, nasıl olur? Ali Bey otelin sahibi. Otelin sahibi olabilir ama buranın dekorasyonunu ben yapıyorum. Parasını veriyor diye kafasına göre istediği her yere istediği şeyi astıramaz. Zaten tutturduğunuz bir Ali Bey, Ali Bey. Adı var, kendi yok. Sizi merak etmeyin, ben gördüğümde kendisini açıklarım. Tabii görmek kısmet olursa. Otelin iç dekorasyonu bitmek üzereymiş. Açılışa yetişecek. Hani merak etmiyorum da değil ha. Otele sonra gideriz Ferhat. Niye, nereye gideceğiz? Birini bulmanı istemiştim Ali. Gülderen Hanım. Bulduk mu? He, buldu. Önce Gülderen Hanım'a gidelim. Yardım gecesine yetişebilecek miyiz? Yetişiriz, merak etme. İyi olur. Buyurun, kendisi. Sokak polisi, Kip veya bir başka ad altında yeni bir teşkilat, yeni bir oluşum. Gülderen anne. Gülderen anne, Ali ben. Hatırladın mı beni? Beni sen büyüttün. Ali. Ne güzel çocuklardınız siz. Keşke hiç büyümeseydik. O avluda oynayan çocuklar olarak kalsaydık hep. Siz çok iyi çocuklardınız. Begüm'le sen. Birbirinizi çok severdiniz. Hatırladın mı beni? Seni babam mı getirdi? Begüm nerede? Hoş geldiniz Vedat Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Arkadaşlar alır eşyalarınızı. Sağ olsun. Misafiriniz de akşam üzeri geleceklermiş. Sizin odanız zaten hazır. Tamam, biz önce bir kahvaltı yapalım, sonra odaya çıkarız. Hay hay, nasıl isterseniz. Buyurun. Hadi. Vedat, ne misafiri bunlar? Ya çok öyle önemli bir şey değil. Sen oyun falan mı organize ettin? Ya eğlenmek için öyle, mühim bir şey değil yani. İnanamıyorum sana, biz buraya yardım gecesine geldik. Sen kumar mı oynayacaksın? Allah Allah Begüm ya. Ne yani, hayırsever iş adamları eğlenemez diye bir şey mi var? Böyle bir kayda mı var? Hadi. Buyurun. Şu rakamları düzeltin. Çıktılarını alıp dosyadakilerle değiştirin, tamam mı? Bir karışıklık çıkmasın, toplantıya hazır olsun hepsi. Bu arada toplantı salonu hazır mı? Hazır Taner Bey. Taner Bey, müsait misiniz? Müsaitim Selim, söyle. Vedat Bey'in bir ödemesi varmış. Ne kadar? 500 bin kadar. 500 bin. Evet. Ödemediniz değil mi? Size sormadan ödemek istemedim. Sami Bey'in de talimatı var. Ne yapalım? Biraz bekletin. Vedat Bey gelince ben konuşayım bir onu. Taner. Efendim baba. Ben mevzuyu biliyorum. Bu şirketten bir kuruş para çıkmayacak. Eğer onun kumar borcu için bu şirketten para çıktığını duyacak olursam... ...seninle de buluşuruz damat. Tamam baba. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en ne yekûle lehukûn feykûn. Fesubhânellezî biyedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi turca'ûn. Sadakallâhu'l-azîm. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yesifûn. Ve selâmün alel murselin velhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha. Amin. Amin. Allah kabul etsin. Tamam canım, tamam. Sen merak etme, ben eniştene söyleyeceğim, tamam? Hadi öptüm. Hayırdır, ne olmuş? Kaan, okul taksiye atlamış, onu söyleyeyim. Geri zekalılar ya, yemin ederim geri zekalılar. O kadar söyledim, tembih ettim, hala unutuyorlar ya. Tamam, asma suratını, halledeceğim ben, tamam? Ondan değil. Ne oldu? Biliyorsun sen. Oyun mevzusu. Oyun değil Vedat, kumar. Daha sabaha kadar oynamadın mı zaten? Ya Begüm, lütfen uzatma ya. Sırf sen istiyorsun diye şuraya geliyoruz. Şu yetim zımbırtısına tonla para harcıyoruz. Bırak ben de biraz eğleneyim işte. Vedat, doğru konuş. O çocuklar için yapılan yardımlar çok önemli. Eski arkadaşların tabii. Pek seversin anasız babasız yola atılmış yetimleri. Vedat. Ya tamam, özür dilerim ya. Uykusuzum, başım ağrıyor zaten. Ve densiz densiz konuşuyorum işte. Sen bana ne bakıyorsun? Hadi biraz yüzün gülsün. Bak, senin yüzün gülmeyince ben de böyle somurtkan somurtkan oturuyorum ya. Başka bir şey daha var değil mi? Ne? Anladım. Sabahki mevzu. Yengemin olağanüstü performansı. Ya sen onlara ne bakıyorsun be gülüm ya? Onlar konuşup duracaklar çocuk çocuk diye. Bizim çocuğumuz olacak. Böyle annesi gibi çok güzel bir kızımız olacak bizim. Üzülme artık. Tamam, bir gün buna bakmam lazım önemli, tamam? Senin de derdin bir dik. Demiyorsun ama. Sen bu torun meselesine çok içerliyorsun Naci abla. Kelim gamsız. Hiçbir şeyden yana derdi yok. Kendi doğuramıyor ya, ötesini düşünmez elbet. Vedat bir oğlun, bir erkek evladı. Yazık sana da. Daha ne kadar torun gözleyeceksin? Bir an evvel bak bu işin çaresine. Yerinde olsam bir an durmam. Evlendirirdim Vedat'ı. Of of. Ben sana diyorum ama. Benim de derdim az değil. Çocuğun mu var, derdin var. Sana ne olmuş ki? Nazan abla, Nazan. Ha ablacığım. Hayırlı bir kısmet bulup şu kızı evlendirsek. Kızım sana emanet. Onun bahtını da tahtını da. Sevgi Hanım. Bir saattir bir salonu toplayamamışsın. Vallahi Semih abla mutfakta işe başladı bile, haberin olsun. Allah Allah. Yengeciğim, görüyorsun işte, yüz vermeye gelmiyor. Gıcık oluyorum şu Nazan'a ya. Hepsi Nazan'ın yüzünden. Ay, şu kız bir anasıyla babasıyla Adana'ya gitse de kurtulsak ya. Aslında babasının kulağını çıtlatmak lazım. Senin kızın gezmede, tozmada, giyimi, kuşama bir başka alemdi. Bak o zaman nasıl kulağından tuttuğu gibi Adana'ya götürüyor. Sana mı düştü tasası? Aman, ne düşecek? Zaten Fazilet de onu evlendirmenin telaşında. Demin Naciye Hanım'a Nazan'a hayırlı bir kısmet bul dedi. Şok. Esas şok, şok, şok. Naciye Hanım Vedat'ı evlendirmekten söz ediyor. Yok canım. Ya dur kız. Bir tarafta oğluna ikinci gelini arayan Naciye Hanım, öbür tarafta kızına iyi bir kısmet arayan Fazilet. Pes. Yap sen artık hesabını abla ya. Yok artık. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Bir kare fotoğrafınızı alabilir miyim? Tabii, tabii.
Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. İyi günler diliyorum. İyi eğlenceler. Pardon. Ne yapıyorsunuz? Efendim, ben bu otelin fotoğrafçısıyım. Bir iki kare daha pozunuzu alabilir miyim? Hayır, alamazsın. Siz benim iznim olmadan nasıl benim fotoğrafımı çekiyorsunuz? Efendim, kötü bir amacım yok. Sadece otel fotoğrafları isterseniz satın almazsınız. Hatta silebilirim de efendim. Beyefendi, bir dakika. Vedat. Efendim, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun lan sen benim karımın yanında? Ha? Yanlış anladınız. İyi yanlış anladım lan. Niye çekiyorsun fotoğraflarını karımın? Efendim, kötü bir şey yaptığım yok benim. Bana okuldaki insanların içinde seni öldürürüm. Anladın mı beni? Efendim, bir şey yaptığım yok. Anladın mı diyorum? Çekin elleriniz üzerinden. Vedat Bey, lütfen. Kim bu adam müdür bey? Otelin fotoğrafçısı Vedat Bey. Bir daha seni benim karımın yanında görmeyeyim. Çok fena yaparım, anladın mı? Müdür bey, işimi yapıyordum. Kes! İnanamıyorum Vedat, sana gerçekten şu an inanamıyorum. İşte yeni aldığımız otel bu kardeşim. Hadi gel, içeriye de bakalım. Para kazanacak mı dersin? Batum'dakiler kadar olmaz ama zaten orayı para kazansın diye anladım. Haklısın. Gel sen odanı götür. Trip atma bana, trip atma. Ne konuşuyorsun sen el alemin adamıyla? Benim delireceğimi bilmiyor musun? Ya ben adama söyleyeceğimi söyledim zaten. Adam gidiyordu, bir dinlemiyorsun ki beni. Neyi dinleyeceğim ya? Ha? Neyi dinleyeceğim? Gördüğüme inanırım kızım ben. Hüküm, hareketlerine dikkat et. Sen benim karımsın. Daha da önemlisi Seyhanların gelinisin sen. Bunu bir an bile unutmuyorum, merak etme. Öyle ki bazen kabus gibi. Evet. Kabus gibi ne? Söyle söyle. Konuş. Seninle evlendiğim güne lanet olsun de. Mutsuzum de. Elimde olsa o yetimhaneye bir daha dönerim de. Söyle hadi. Ama söyleyemezsin. Çünkü o anasız babasız çocukların olduğu yetimhanede değilsin sen artık. Sen benim yanımdasın. Begüm. Sen benim karımsın. Hareketlerine dikkat edeceksin. O çok sevdiğin teyzen sana bunları öğretmemiş herhalde ha? Sakın teyzeme laf etme Vedat. Anladın mı? Keşke, keşke onun yetiştirdiği çocuklardaki vicdanın yarısı sende olsaydı. Nasıl da değişmiş İstanbul. Biz değişmedik mi? Seni o uçurumun dibinde ölmek üzereyken buldum. Şimdi o uçurumun en tepesindeyiz. Haklısın. 10 sene. Omuz omuza, sırt sırta 10 sene. Kuytuda, izbede, itle, kopukla, gavurla, didişe didişe 10 sene. Ama Ferhat, ben hala Ali'yim, değişmedim. O uçurumun kenarında hesabım neyse, hala aynı hesabın peşindeyim. Her hesap bir gün görülür. Bak işte, İstanbul'a gelmek istedin, geldik. 10 senede onca şeyi yaptıysak, senin hesabın içinde hepsini yakar atarız. Sen benim kardeşimsin. Yeter be Gürcü. Gören olsa açıklayamayacağız. Hadi toparlanıp çıkalım artık. Davetiye ulaşmış. Gelir mi senin kızın? Gelir. Pek yufka yürekli, pek kadir kıymet bilir Begüm Hanım.
sıkıntı ne kadar sürecek? Vedat, başlamayın lütfen. Tamam, sustum sustum ama bak çok kalmayacağım, haberin olsun ha. Aa Vedat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Katılımınız bizi çok sevindirdi. Estağfurullah. Merhaba Begüm Hanım. Merhaba. Açık artırma için bağışta bulunduğunuz gerdanlık gerçekten muhteşem. Umarım derneğe yüksek bir bağış sağlar. Umarım, inşallah. Biz geçelim. Hı-hı. Buyurun tabii. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi akşamlar. Sevgili konuklarımız, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı yararına düzenlediğimiz müsaitimizi açıyorum. Buradan toplayacağımız paralarla çocuklarımıza yeni bir yuva yapacağız. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. İlk olarak Süreyya Hanım'ın vakfımıza bağışladığı tuvaleti açık arttırmaya sunuyorum. Açılış fiyatımız 5.000 lira. 5.500. 5.500 geldi. 6.100. 6.100 geldi efendim. Yok mu arttıran? 7.500. 7.500. 7.500 geldi efendim. Yok mu arttıran efendim? 10.000. 10.000. 10.000 geldi efendim. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Çok teşekkür ediyoruz hem bağışçımıza hem Süreyya Hanım'ın kendisine. Evet, sırada Begüm Seyhan Hanımefendi'nin vakfımıza bağışladığı gerdanlık var. Kendisine bu sayede bir kez daha teşekkür ediyoruz. Açılış fiyatımız 50.000 lira efendim. 55.000. Ne var Orhan efendi? Ne olacak Vedat? Ödeyeceğim dedin, ödemedin borcunu. Satıyorum. Bu böyle olmaz Vedat kardeş, sözünü tut. Tamam kardeşim, kaçıyor muyuz ya, Allah Allah. Ararım ben seni sonra. Hadi. Yok mu arttıran? Hep böyle diyorum. Tamam hadi. Lan cinsi. Satıyorum. 135.000. 135.000 efendim. 135.000. Gerdanlığımız 135.000. Yok mu arttıran? Satıyorum. Satıyorum. Sat. 500.000. 500.000. Evet, 500.000 geldi efendim. Satıyorum. Satıyorum. Sat. Ali Mertoğlu beyefendiye bu cömert bağışı için çok teşekkür ediyoruz. Neden bu kadar şaşırdın? Neden? Hortlak görmüş gibisin. Ali Bey. Sahibinde kalsın. Böyle pahalı hediyeleri sever kendisi. Sen biliyordun değil mi onun burada olduğunu ha? Bizi bilerek buraya getirdin değil mi? Saçmalama Vedat. Ne zamandır görüşüyorsunuz Begüm Hanım ha? Ne zaman tezgahladınız bu işe? Ben senin 10 yıllık karınım. Ne biçim konuşuyorsun Memle? İçeride olanların başka bir açıklaması mı var? Ne düşünmek istiyorsan onu düşün tamam mı? Benim sana söyleyecek hiçbir lafım yok. Begüm. İyi bak bana. Begüm eğer görüşüyorsanız... sana yemin ederim... seni de... onu da gebertirim. Gözümü bile kırpmam. Anladın? Anladın mı?
başlıyoruz. Bundan böyle attığın her adımda seni kollayacağım. Düşünsene, yıllar önce öldürdüğü adam karşısına dikildi. Hiçbir şeyden korkmaz o. Sinsi herifin tekidir. Ama bu sefer ben kazanacağım. Nasıl lan, nasıl? Gebermişti bu herif. Eğer yaşasaydı şimdi 32 yaşında olacaktı. Aslan gibi, dağ gibi delikanlı. Yiğit. Akıllı, yakışıklı. Kim bilir belki de evlenip çoluk çocuk sahibi olacaktı. Ah Vedat. Vedat aldı onu bizden daha şey. Bir kazadır oldu ama bunun için hala diğer evladımızı suçlamak hak mı Sami Bey? Bu yükü ona daha fazla yükleme ne olur? Vedat hiç affedemiyorum bir şey. Affedemiyorum. Kaç sene oldu? Bir kez olsun Vedat'ın başını okşamadı. O yetim Ali'ye bile Vedat'tan yakın davrandı. Çocuğu olsa, ha? Belki bir çocuğu olsa toparlanır Vedat. Baba olunca yanlış yolda olduğunu anlar. Ne bileyim, hiç değilse o çocuk için hayatını düzene sokar. Bunları evlenirken de demiştin ama. Dedin işte, dedin de ne oldu ki? Olmuyor işte, olmuyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Bir torun sözü veriyorum sana. Bir erkek dur. Adını da Halil koyarız. Benim aklımda bir gelin adayı da var zaten. Hani sen de edersen. Kim? Nazan. Dur, dur, dur. Hemen öyle bak. Tanıdığımız, bildiğimiz bir kız. Zaten evlilik yaşı da gelmiş. Fazilet de Hamza da evlendirmek istiyorlar. Ben annesiyle konuşurum münasip bir zaman. Sen de Hamza ile konuşursun. Vedat, Begüm. Ben hepsini hallederim. Bu ailenin ismini, şanını, malını, servetini yürütecek, çoğaltacak tek kişi Vedat. Begüm. Begüm. Hoş geldin. Begüm. Bak şimdi beni çok iyi dinle. Bu geceden sonra bu evden dışarıya adımını bile atmayacaksın. Hiç kimseyle görüşmeyeceksin, anladın mı? Bismillah. Vedat, niye erken döndünüz oğlum? Şimdi telefonunu ver bana. Ver şu telefonu! Hey! Vedat yine ne oluyor? Anne karışma sen. Vedat! Çocuk doğurabilseydin işler bu hale gelmezdi.
Ali, iyi misin? Kabuk bağladığını sandığın, geçti dediğin yaralar ne kolay kanıyormuş be Ferhat. Seni çok sevdim Elif. Kendimden bile çok sevdim. Merhaba Vedat Bey. Ne var arkadaş? İyi misiniz? Nasılsınız? Sağ olasın. Hanımefendiler. Görüşmek üzere. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne oldu? Sapanca'ya gitmeyecek miydin sen? Bir oyun ayarlasana bana. Şöyle güzel bir masa kur. Benim kafamı dağıtmam lazım. Acelem de. Gel odama çıkalım biraz. Dinlenirsin. Sonra da oynamak istersen oynarsın. Sibel, dediğimi yap. Lütfen. Peki. Buyurun. Ben ilgileneceğim. Hasan, Vedat Bey'e masa koy. Doldurma bana Sevgi, çıkacağım hemen. Babacığım. Canım. Günaydın. Otur bakayım sen şöyle. Tamam, ne kızıyorsun Naciye Sultan? Yiyeceğim iki lokma. Gönül, otel bitti mi? Neredeyse. Canım çıkıyor özgün bir şeyler çıkaracağım diye ama zevksiz adam her şeye karışıyor. Tanışabildin mi otelin sahibiyle Gönül? Bugün inşallah tanışacağız. Yeter mi bu kadar anne? Bak portakal suyumu değiştim. Hadi hepinizi öpüyorum, akşama görüşürüz. Güle güle kızım. Kolay gelsin. Amca, vallahi Gönül'e çok özeniyorum. Ya diyorum ki ben de mi çalışsam, hı? Ne dersin? Dur bakalım. Acele etme sen. Çeneni boşuna yorma. Sen bizimle Adana'ya dönüyorsun. Of, Vedat Bey ile Begüm Hanım hala inmediler kahvaltıya. İşin yoksa şimdi yeniden onlara sofra kur. Vedat Bey'e dedi ki kızım, oğlu yarın yapar kahvaltısını. Şşş, bir kral mı var? Nuri, kim? Ya canım sen her şeye karışma. Ya söylesen ne olacak, öleceksin sanki. Lafı ortaya atıyorsun, sonra da devamını getirmiyorsun. Ellerinize sağlık. Ya zavallı Begüm Hanım abla ya. Ay, zavallı ki ne zavallı. Ya şu evlilikte bir yüzü gülmedi. Allah bir çocuğu bile çok gördü garibanı. Ama bir çocuk doğursaydı başka olurdu yani. Öyle ama abla ya. Bak ben bir tane kız çocuk doğurdum. Kaynanam oğlan da oğlan diye her yerde haber saldı. Allah vermeyince ne yapsın kız? O zaman da Vedat Bey birini buldukları zaman susup oturacak. Ne yapacak yani? Yorma kendini Sami Bey. Hadi, hayırlı günler. Dışarı mı çıkıyorsun? Evet. Ayıp. Kahvaltıya inmedin. Evde misafirler var. İnsan hiç değilse nezaketen bir görünür. Vedat nerede? Gelmedi değil mi?
Gelmediğini biliyorsunuz. İzninizle. Sen mutsuz ediyorsun oğlumu, mutsuz. Eve de gelmemeye başladı. İyice kötüye gidecek diye korkuyorum. Bunun sorumlusu ben miyim anne? Kim olacak? Sen karısısın. Kadın isterse kocasını evinde de tutar, elinde de tutar. Ama Vedat'ın hiçbir şeyi umursadığı yok ki artık. Hayattan soğuttun çocuğu. Siz oğlunuzu hiç tanımıyorsunuz. Gayet iyi tanıyorum. Anayım ben, ana. Sen de bir gün doğurursan karşıma geçer, öyle laf edersin. Günaydın sevgili. Kahveni getirdim. Kızım amma uyumuşum ya. Niye uyandırmıyorsun beni? Gitmeni istemedim. İstersen bugün işe gitmeyebilirim. Baş başa kalırız. İşlerim var benim. Öyle olsun. Ama şöyle bir hafta sonu da biz bir yerlere gidelim ha. Kıbrıs'a falan, ne dersin? Ha. Bakarız. Çıkıyor musun hemen? Aa. Bulmam gereken biri var. Anne ben gitmem Adana'ya. Zaten ne demeye geleceksin kıza? Aklım şaştı adın çıkmasın diye. Yedim be alt. Nasıl kapatacağımı bilemedim. Anne Allah aşkına şu konuyu açıp durma. Bin kere söyledim sana. Kandırdı işte beni. Ya ne olur bir yolunu bul, babamı ikna et. Adana'ya dönersem kaçıp yine buraya gelirim bak. Kızım, yengen sabah dedi ya. Hele bir dur bakalım. Değil mi? Var bir düşündüğü tabii. Nazan, kızım hadi bize bir kahve yap ha. Annen sen ben bir konuşalım. Hadi kızım. Kaybolursa, başına bir şey gelirse bulurum seni. Peki abim. Paketin içindekini görünce delirecekler. Oteli yazdın. Adını yazdın. Vakit kaybetmeden buraya gelecek. Biliyorum. Gelmelerini istediğim için yaptım zaten. Bu gece hesabın yarısını kapatacağız. Efendim, Gönül Hanım geldi. Sizinle görüşmek istiyorum. Ben size o pirinç avizeler asılmayacak demedim mi? Neden benim sözüm dinlenmiyor? Buranın dekorasyonunu ben yapıyorum, anlamadınız herhalde. Gönül Hanım, görüşmeyeli inatçılığınızdan pek bir şey kaybetmemişsiniz. Sen. Ali. Ya Ali. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Sağ olun. Begüm, Vedat'la mı tartıştınız? Ne zaman tartışmıyoruz ki İrem? Naciye Hanım yine çocuk yüzünden laf mı soktu? Ona da alıştım artık. Ne bu halin Begüm? Baksana yüzün kireç gibi olmuş. Ali. Ali geri döndü İrem. Ne? Anlatmıştım sana. Sen ciddi misin? Ya dün akşam bir anda karşıma çıktı ya tam 10 sene sonra. Vedat ne yaptı peki? Ne yapacak? Çıldırdı tabii.
Begüm? Ben iyi değilim İrem ya, midem bulanıyor. İyi misin? Yok. İyi değilim ben. Kalkalım mı? Tamam. Gel. Yavaş. Hazır evde kimse yokken ciddi bir mesele konuşmak istiyorum ben sizinle. Ne geveleyip duruyorsun Naciye abla? Vallahi merak ettim. Fazilet. Nazan. Bizim durumumuz ortada. Yani... Vedat'ı diyorum. Olmuyor çocuklar. Nazan da bizim kızımız sayılır. Benim aklımda bir şey var. Amcanla da konuştum. Vedat'ı Begüm'den boşayıp Nazan'la evlendirmek istiyorum. Yenge. Dur Nazan. Ben burada temelli kalmandan daha mühim bir şeyden söz ediyorum kızım. Gelinim ol. Bana, amcana bir torun doğur. Bu evin hanımı. Vedat'ın karısı ol. Neden gittin? Çok merak ettim seni. Evdeki herkese sordum. Ama kimse bir şey söylemedi. Babam hep iyi o dedi. İyi. Ama dönmeyecek. Boş ver. Eski hikayeler. Çok büyümüşsün. Çok da güzel bir kadın olmuşsun. Ali. Ne oldu bilmiyorum. Ama iyi şeyler olmadığını hissediyorum. Sen, gidişin, her şey sır gibi. Kimse bir şey konuşmadı. Ama hiçbirimiz unutmadık seni. Konuşmasak da hep aklımızdaydın. Bence eve gelmelisin. Yine hep beraber olmalıyız. Şimdi olmaz Gönül. Ama bir gün mutlaka geleceğim. Yenge ben kabul ediyorum. Nazan. Anne ne var? Bak yengemle amcam konuşup karar vermişler. Ben de kabul ediyorum. Ama yengeciğim... Vedat... Yani şimdi Begüm... Sen merak etme Nazan. Hepsini hallederiz. Bir bir. Fazilet, için rahat olsun. Nazan'a kaynanalık değil, ikinci analık edeceğim ben. El üstünde tutacağız onu bu evde. Sami Bey'le de ben konuşurum. Merak etme. Tamam Naciye, tamam anladım, anladım. Evet, evet. Hamza burada zaten, yanımda. Oldu. Akşam görüşürüz. Tamam. Hadi hoşça kal. Ne diyor yengem abi? Ne diyecek ya işte. Hamza bizim... Seninle konuşmamız gereken çok önemli bir konu var. Yani senin iznini gerektiren bir konu. Hayrola abi? Hayırdır. Hayırlı bir iştir. Abi, yani senin aldığın kararlar bizim için emirdir. Yani ne bileyim, büyümüşsün. İzne gerek falan yok. Sen ne dersen o. Eyvallah, sağ ol. Şimdi Hamza... Ya ben bir torun istiyorum. Ama bizim Vedatların da biliyorsun 10 yıldır çocukları olmuyor. Biliyorum abi. Şimdi bu durumda... Görünen o ki, bizim oğlanın yeniden evlenmesi gerekiyor. Hoş geldiniz. Begüm nerede?
Bir gün sabah apar topar çıktı gitti evden. Bir afra bir tafra. Nereye gittiğini söylemedi bile. Zaten laf söylenmiyor ki hanımefendiye. Son zamanlarda bir tuhaflık var Begüm'de. Yengemin tansiyonu çıktı onun yüzünden. Allah Allah. Öyle mi? Ya Begüm Hanım'ın telefonu dün akşam kırıldıydı ya. Tabii. İrem. Canım. Ne oldu bana? Dur. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. İnanmayacaksın. He. Bir bebeğin olacak Begüm. Bebeğim mi? Hamilesin canım. Hayret bir şey ya. Tamam oğlum tamam. Söylenme. Otur şöyle. Otur diyorum. Gelir her neredeyse. Ya anne bak sende de hata var. Dün gece ne dedim ben? Evden çıkmayacak demedim mi? Niçin izin veriyorsun anne? Niçin engel olmuyorsun? Ne yapacaktım? Eve mi kilitleyecektim? Sakin ol. Hem yengeme neden yükleniyorsun ki? Begüm gelince ondan hesabını sorarsın nasıl olsa. Nazan Allah'ını seversen dur ya. Ya tamam rahatla biraz. Sakin ol. On haftalık Begüm. Kocaman bir şey bu. İnanamıyorum şu an İrem. Bu gerçek mi? Evet. Bak, işte bu bizim ufaklık. Gördün mü? Ya sana inan diyorum ama ben bile şoktayım Begüm. Bir bebeğim olacak. Gayet iyi görünüyor. Her şey yolunda. Begüm bu bir mucize. Vedat'ı arayalım mı? Telefonum yanımda değil. Tamam. Ben ararım. Bu her şeyi değiştirecek biliyorsun değil mi? O da çok sevinecek. Ben yüzüne söylemek istiyorum. Tamam. O zaman ben seni eve bırakayım. Bir de... Buyurun efendim. İyi günler. Begüm Hanım'a bir paket vardı. Nasılsın? Daha iyi misin? Teşekkürler. Begüm'e. Nedir o? Begüm Hanım'a bir paket geldiydi de. Getir buraya. Ben hep burada olacağım. Çok yakınınızdayım. Kaybettiklerimi geri almak için de öyle. Bu gerdanla o güzel boynunda görmek için sabırsızlanıyorum. Şerefsiz!
Anam olsun geberteceğim ben seni. Lan sen karşıma çıkan olsun geberteceğim. İyi misin? Şaşkınım. Ben de. Şerefsiz! Şerefsiz! Vedat! Şerefsiz! Vedat ne bağırıyorsun o? O elindeki ne? Gelinin kolyesi. Vedat, neler oluyor bir anlatsana bana. Ona gitti. İlk fırsatta bunu yaptı anne. Ona gitti. Vedat'cığım kime gitmiş? Neden söz ediyorsun sen? Ali anne, Ali! Ali döndü. Ali geri geldi. Ali döndü mü? İyi de bununla ne ilgisi var onun? Ha? Vedat, bu gelinin kolyesini o mu yollamış? Yani bu notu da o mu yazmış? Ali mi yazmış? Anlatsana oğlum. Gizli gizli buluşuyorlar demek ki. Ona gitti. Ona gitti. Bırak gitsin. Bırak gitsin. Zaten o kızı bu eve gelin ettiğimizden beri rahatımız, huzurumuz kalmadı. Nereye isterse, kime isterse gitsin. Vedat, ben seni Nazan'la evlendireceğim. Vedat. Hı? Hı? Boşa hemen o kızı. Hemen boşa. Ben de geleyim mi senle içeri? Gerek yok. Vedat gelmiş zaten, ben hallederim. O zaman bana haber ver, tamam mı? Hı hı. Gel. Sağ ol her şey için. Sen sağ ol. Duydun mu beni? Hı? Hemen boşa. Nazan'la nikahınızı kıyarız. Bu mesele de burada kapansın. Anne Allah'ını seversen ne saçmalıyorsun sen ya? Vedat. Neredesin sen? Bir gelir misin, bir şey söyleyeceğim. Neredesin dedim, önce onu söyle. Bir dinler misin, bir şey söyleyeceğim. Dinlemiyorum. Neredeydin? Ha? Ha, dur ben söyleyeyim. Onunla buluştun değil mi? Ne? Onunla buluşmak için. Bak. Kolyen. Gizli gizli buluştuğun aşığın yollamış bunu. Senin. Al. Vedat ne yapıyorsun? Abla karışma. Vedat. Anne. Begüm Hanım bu yaptıklarının cezasını çekecek. Değil mi? Öyle değil mi? Vedat, 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 Begüm. İyi misin canım? Begüm. Canım. Begüm. Hadi kızım. Ha gayret. Gel canım. Hadi bir gayret. Hadi kızım. Gel şöyle. Semih hadi git bir su getir kızım. Hadi. Begüm. 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 Bebeğime bir şey oldu. Ne? Bebeğim anne. Hoş geldiniz. Ali Mertoğlu değil mi? Evet.
Siz de Sibel Hanım olmalısınız. Evet. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Hemen size bir masa hazırlatayım. Acelesi yok. Birine bakmıştık. Ortak bir arkadaşımız. Kim? Vedat Seyhanlı. Aa, Vedat Bey mi tavsiye etti size burayı yoksa? Daha doğrusu biz onunla oynamaya gelmiştik. Yani Vedat Bey bugün gelir mi bilmiyorum ama... ben hemen onu arar, haber veririm size. Seviniriz. Buyurun şöyle siz. Telefonumu ver. Ne var Sibel? Vedat, burada biri var. Seninle oyun oynamak istiyor. Oyun mu oyun oynayamam ben şimdi, işim gücüm var. Arkadaşınmış ama. Arkadaşım mı? Kimmiş? Ali. Ali Mertoğlu. Geliyorum. Teşekkürler beyler. Sizinle oynamak büyük bir zevkti. İyi oyuncusun delikanlı. Uzun zamandır senin gibi gözü pek bir oyuncuya rastlamamıştım. Buraya yazdığın her kelime için benden 1000 kere af dileyeceksin Ali. Hala kendine çok güveniyorsun Vedat. Bu iyi bir şey. Ne sanıyorsun sen, ha? Yıllar sonra karşıma çıkıp aklın sıra benden intikam alacağını mı zannediyorsun? Kaç paralık adamsın sen, yetim Ali. Kozlarımızı masada paylaşmaya ne dersin? Benle oyun mu oynamak istiyorsun? Masanızı hazırlatayım mı? Küçükken de oyun oynamayı çok severdim. Kazanacağından hep emindim. Değişmedi. Öyleyse büyük oynuyoruz. Endişelenme. O eski Ali değilim. Otellerim, kasinolarım. Param var. Şahane. Ama sende ne varsa bende bir fazlası var. Yetim Ali. Öyle olsun bakalım.
kızmaca yok. Sizin müessesede içecek bir şeyler yok mu ya? Belki beyefendinin boğazı kurumuştur. Demeden kalkma hakkım yok, biliyorum. Ama galiba doğrusu masayı toparlamak. Ben bitti demeden bitmez. Yeter artık Vedat. Çok kaybettim. Söyle bana, fiş getirsinler. Vedat Bey'e fiş getirin. Hemen. Kesinlikle. Vedat, yeter artık. Çocuklar, masayı toplayın hemen. Durun, durun, durun. Son bir oyun. Ha Ali, bize de bu yakışır, öyle değil mi? Vedat oğlum, böyle masaların nasıl bittiğini gördüm ben. Yeter hadi kalk. Ölüm masasına dönmesin bu masa. E madem öyle... O zaman ölüm masası olsun masa, ha? Ne oldu Ali? Korktun mu? Bunlar kaybettiklerini karşılamaz Vedat. Bunu sen de iyi biliyorsun. Kalanını, mezarlık kumarbazları gibi, kol saati... Sedef kakmalı tabanca ile mi ödeyeceksin bana geri? Söyle o zaman, ne istiyorsun? Thank you.